Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Bugün Belediye Binası 13 ana hesabımızdayız. Baş döndüren kıvamında olmasa da deli dolu kıvamında bir yükseltme videosu sizleri bizleri bekliyor efendim. Hazırlanın. <laughs> Arkanıza Yaslan'ın güzel, zengin içerikli bir video olacak arkadaşlar. Şimdi yükseltmelere geçmeden önce hesaptaki son durumu size bir göstermek istiyorum. Şayet yükseltmelerimizi bu bilgiler ışığında yapacağız arkadaşlar. Şimdi baktığım zaman kraliçem 74 bugün evet bu videoda Nazlı kraliçemi iki gözümün çiçeğini 75 level yapacağız arkadaşlar. Elimde bir tane kahramanlar kitabı var. Bununla beraber Koruyucum 47 seviye oldu. Son 3 seviyesi kaldı. Yüksek yüksek ihtimalle savaş ligine kadar onu 49 yapacağız. Kitap gelirse direkt 50 yapar onu da aradan çıkartırız. Yani 2 tane hero maxlandı maxlanacak diyebiliriz. Kral bir süre daha kendi süresiyle yükselmeye devam edecek. Kraliçe ve koruyucu bittikten sonra da kitapları paso kraliyet şampiyonuna yatıracağım arkadaşlar. Bununla beraber maxlanmış birliklerimizin sayısı baya bir arttı ki bugün laboratuvar yükseltmeleri de yapacağım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Elimde 4 kitabın 4'ü de var. Savaş, inşaat, büyük kahraman. 4 kitabı da kullanacağım. Çekiçlerin 4'ü de var ama çekiçlere dokunmayacağım. Neden? Arkadaşlar hesap savunma bazında olmasa bile saldırı açısından neredeyse maxlanma yolunda ilerliyor yani çok bir şey kalmadı. Daha doğrusu Acil olarak bildirmemiz gereken bir şey kalmadı. Ne var? İşte tokmak, kaya balonu, kuşatma makineleri var. İşte ne bileyim iskelet büyüsüdür falan filan o tarz çok fazla kullanmadığım şeyler var. Ama çekiçleri harcamak istemiyorum. Olası bir belediye binası 14 güncellemesi için madalyalarımı, çekiçlerimi koruyabileceğim ne kadar büyülü öğe varsa korumak istiyorum kitaplara harcayacağız. Neden? Kitaplar altın bilettir, etkinliktir. Sürekli çıkıp geliyor arkadaşlar. Yani bu işi yaptığım için her ay düzenli olarak hesabıma altın bilet alıyorum. O yüzden kitaplarla işleri hızlandıracağız. Bir yandan da madalyaları, çekişleri, rünleri biriktirmeye çalışacağız. Bu şekilde bir strateji izliyorum. Vaziyetler bu şekilde. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. 153 tane de madalyam var ama tabii onlara dokunmayacağız. Bir tane işçi boşta. Muhtemelen savunma yükseltmesine gideceğim inşaat kitabıyla bakacağız arkadaşlar. Pekala isterseniz yavaştan işimize gücümüze başlayalım. Videoyu beğenmeyi lütfen ama lütfen ihmal etmeyin. Bu gerçekten önemli. YouTube kanalımızın gelişimi açısından çok faydasını görüyoruz. Ayrıca izlemeye yeni başlayanlara da günlük Clash of Clans içerikleri için kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim. Pekala efendim yükseltmelerimizi yapmaya başlamadan önce Kafa karışıklığını önlemek için her şeyin nizami bir şekilde dizilmiş olduğu düzeni aktif ederim değil mi? Gayet güzel. Şimdi birazcık duygusal dakikalar yaşıyorum arkadaşlar. Neden? Bundan 2 yıl önce Kan adında bir vatandaş Clash of Clans oynamaya başladı. Tam bir çaylaktı. Ne saldırı yapmasını bilirdi, ne de hesap geliştirmesini bilirdi. Baya bir uğraştı, kendini geliştirdi. Hala da kendini geliştirmeye devam ediyor ama öyle bir adamdı ki bu Belediye binası 5'te 6'da havanın inşaatını taşla bitiren bir adamda. Aylarca 4. işçiyi alamayan bir adamda. Ve o adam o hesapta bugün Kraliçe'yi 75 level yapacak arkadaşlar. Çok manidar değil mi ya? Gerçekten Kraliçe 75 level olacak ya. Ötesi yok yani. İnşallah oyunu severek oynayan, emek veren herkesin bir gün Nazlı Kraliçesi 75 level olur diyorum. Pekala Tamam fazla uzatmayalım. 240 bin kare iksiri yapıştırıyorum. Ve kahramanlar kitabıyla şak dadanak kraliçeyi maxlıyorum efendim. Var mı ötesi? Yok ötesi yok arkadaşım. 75 level maxlanmış bir kraliçemiz var artık bu hesapta. Darısı diğer 3 hironun da başına diyelim. Pekala şimdi kraliçe aradan çıkartmış olduk. İsterseniz gelin hemen laboratuvara geçiş yapalım. Laboratuvarda kullanabileceğim bir tane savaş kitabım var. Bir tane de büyük kitabım var. Duvar kırıcıyı bir gün önce basmıştım. Bir gün zarar etmiş olacağız ama çok ciddi bir sıkıntı yok arkadaşlar. 11 günden tasarruf etmekte hiç fena bir durum değil bence. Bu yüzden duvar kırıcıyı direkt savaş kitabıyla bitiriyorum. Onu da maxlamış oluyoruz. Parlayan birliklerimizin arasına duvar kırıcıyı da yerleştirmiş olduk. Artık o da maxlandı ki bu benim için çok önemliydi. Yani hemen hemen her saldırımda Süper duvar kırıcıyı kullanıyorum ve max olmadığı zaman bazı durumlarda cidden sıkıntı çıkartabiliyor. Saldırının kaderini dahi değiştirebiliyor arkadaşlar. Gerçekten önemli bir birlik. Hatta diğer videoda, önceki çektiğim bir videoda diğer hesapta Pekka ile duvar kırıcı arasında kalmıştım. Pekka'yı değil duvar kırıcıyı yükseltmiştim. O kadar da önemli yani. Neyse, tamam duvar kırıcı işini hallettik. Şimdi gelelim İksirle bir büyü basacağız. Ne basacağız? Tabii ki de klonu basacağız. Şaka yapıyorum efendim. Yani burada <laughs> elimizde bir tane büyü kitabı var. Görünmezlik 3. Biz bırakıp yani klonu basacak halimiz yok değil mi? Aklımızı peynir ekmekle yemedik. Bugün bu videoda görünmezlik büyüsü de max olacak arkadaşlar. 12 milyon iksiri yapıştırıyorum ve büyü kitabıyla direkt bitiriyorum şahane ya. Şöyle bir bakacağım profile. Şöyle bir bakacağım profile. Alev alev yanıyor mu? Burası niye geç açılıyor ya? İnternetimde herhalde bir sıkıntı var. Hadi açıl artık. Açıl ama artık ya. Beni mahcup etme. Bak 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 bir de bağlantı sorunları yaşamaya başladık. Neyse fazla kaşınmayalım o zaman. Şu anda laboratuvarda yapabileceğimiz şeyleri yaptık arkadaşlar. Bir de kendi süresiyle bitmek üzere bir yükseltmeye gitmemiz gerekiyor. Ne var elimde? 6 milyon iksirim var. 60 bin kare iksirim var. Başka da çok fazla bir şeyim yok. Klan karesinde yani 580 bin altın iksir var çok da fazla işimize yaramayacak. Ben videonun öncesinde birazcık düşündüm. Barbar'ı basacağım arkadaşlar. Ya golemi basacağız. Dördüncü <laughs> seviyeye yükselteceğiz. Ya da barbar'ı basacağız. Golemi hiç kullanmıyorum. Ama barbar'ı barbar kralımızın sayesinde her savaşta kullanıyoruz. Dolayısıyla 5.6 milyon iksiri yapıştırıyorum. Ve barbar abi de 8. seviyeye uğurluyoruz arkadaşlar. 6.5 günlük bir süresi var yaklaşık olarak. 8. seviye olacak. O da bayağı bir geride kaldı. 9'da maksanıyordu değil mi? Aynen. 8'de buraya gelecek, 9'da makslanacak. İyi. Fena değil. Laboratuvar işini bu şekilde aradan çıkartmış olduk. Pekala efendim, laboratuvarı aradan çıkarttık. Savaş kitabını ve büyük kitabını kullandık. Peki geriye ne kaldı? Bir tane inşaat kitabı ve boşta duran bir işçi beraber full depo altın. Şimdi arkadaşlar aslında Şöyle bir tabloda inşaat kitabını kullanmak belki çok mantıklı gelmeyebilir size. Yani bir savunmada inşaat kitabı kullanmanızı çok fazla tavsiye etmiyorum. Ta ki kullanabilecek başka yer bulamayana kadar. Dedim ya sürekli altın bilet aldığım için her ay, yani her ay her ay geliyor zaten. İnşallah bir sonraki ay da gelir. Gelmese bile şimdi zaten önümüzde klan oyunları var altın e, altın diyorum. İnşaat kitabı gelme ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla ben en uzun sürecek bir savunmayı direkt inşaat kitabıyla bitirmek istiyorum. Aslında gözüm atölyeye çarptı. Tomruk fırlatıcısını henüz açmadık ama 12.8 milyon iksir de öyle şık diye kasılabilecek bir miktar değil. Yani saatlerimi harcamam gerekiyor. Video güzel olsun diye bu videoda kullanmak istiyorum. Peki asıl mesele nerede kullanacağız? Hava savunmaları tamam arkadaşlar. İksiyerlerinin dördünü de 8. seviye yükselttim bitti. Ağır savunmalardan kartal topu tamam, kaya saçar tamam, cehennem kuleleri tamam. Büyücü kulelerine başladım. Birer seviyesini verdim. Bazılarına şimdi ikinci seviyeleri gidecek. Yani şu etapta en uzun sürecek yükseltme öyle sanıyorum ki büyücü kulesi arkadaşlar. Bir bakalım ne kadar istiyor. Maxlanacak. Tam 13 gün 14 saat istiyor. Altın bilet tarifesiyle. Peki gizli teslalar o kadar sürmüyordur. Aynen bu daha az sürüyor. Peki okçu kuleleri çok daha az sürüyordur. Tahminim 12 gün sürüyor. Aynen. Yani hak vereceksiniz ki kullanabilecek en iyi yer büyücü kulesini maksamak olacak arkadaşlar. O halde 13.7 milyon altını yapıştırıyorum ve inşaat kitabıyla büyücü kulelerimizden bir tanesini yükseltmeye alıyoruz. Pekala. Evet hep ikisinin arasındaki farkı merak etmişimdir. Hani 12. seviye ile 13. seviye arasında ne fark var? İşte böyle hafif bir ton farkı var. Yani ton farkının haricinde bir şey göremiyorum ben ya. Siz görebiliyor musunuz? Aynı ya. Şu şeyler farklı sadece. Ha, şu sarı parçaları birazcık büyütmüşler. Fazla yerlerden koymuşlar. Neyse çok da umrumuzda değil açıkçası. Şu klan karesini bir toplayalım. Ve son iş olarak elimizde bir tane işçi var. Bununla ne yapabilirim? 4.9 milyon altınım var. Ne basabilirim? Şimdi savunma basamayacağız o kesin. Tuzak basacağız. E o zaman ben en ucuzunu basayım arkadaşlar. Bir an önce elimize boşta işçi düşsün değil mi? Ganimet fazla olur duvarlara aktarız. Kitap gelir kullanmak zorunda kalırız. İşçi yoksa kahramanlar kitabını satmak zorunda kalırız. Olur da olur. Dolayısıyla 1.2 milyon altına bir tane bomba yükseltmesine gidiyorum. O da 2 gün 9 saat sürecek. Evet bence gayet güzel işler çıkarttık. Son iş olarak şu düzenimizde bir eski haline getirelim. Şöyle şu şekilde. Ve isterseniz gelin birkaç tane de saldırı yapalım. Pekala efendim hiç bana kızmayın Ölüköy'e saldırıyorum diye. Çünkü yani çok sağlam bir köye saldıracak ordumuz yok şu anda. Aslında ordu hazır. Hero'lar da hazır ama klan karesi birazcık sıkıntılı arkadaşlar. Süper minyonlar ve kelle avcısı var. Neden? Videoya başlamadan önce depolarım ağzına kadar dolu olduğu için. Yani 300 bin kara iksirim olduğu için olur da saldırı yerim diye. Benim gibi çaylakların başına ağrıtsın diye kaleye süper minyonlar aldım arkadaşlar. Gerçekten çok sinir bozucu olabiliyorlar bazen. Dolayısıyla sırf adet yerini bulsun diye bu keye bu şekilde bir saldırı yapmak istiyorum. Bomba kulesini seni ne kadar güzel korumuşlar öyle duvarla. Bir tane balon senin icabına bakar. Hatta diğerinin icabına da bakar. Güzel. Şuradan ikinci süper duvar kırıcıyı da yollayalım. Üçlenecek mi acaba? Birazcık zor. Ama elimden geleni yapacağım. Haydi bakalım göreceğiz. Yani ganimeti güzel o yüzden saldırıyorum arkadaşlar şaka bir yana. Bir tane de inşaatçı üstünde saldırı yapmak istiyorum ya. Bu saldırı bittikten sonra inşaatçı binası 9'da max bir oyun deneyimiyle size bir savaş izletmek istiyorum. O, o tarafta bitmek üzere arkadaşlar orayla alakalı da konuşacağım birazcık. Sadece duvarlar kaldı. 36 tane duvardan bir tanesini bastım geriye sadece 35 tane duvar kaldı 9. seviyeye gidecek. Şu saldırı bitsin o tarafa geçeceğiz. Pekala. Evet büyüler sırf elimde kalmasın diye labada lubada kullanıyorum. Vatandaşın köyünü farklı farklı renklere boyuyoruz arkadaşlar. Şampiyonun özelliği, kralın özelliği, kraliçenin özelliği. Ver bana. Ver bana 1 milyonun üzerinde ganimetimi ver bana. İşim gücüm var hemşerim. Bak okçu elimde kaldı çıldıracağım ya okçu elimde kaldı. Şunu bir silelim de yoksa hep karışacak birbirine girecek. Ee, şurada mı? Yok bak binici geçmiş. Şunu bir silelim. Pekala. Aslında hiroları hiçbir şekilde hasar almadığı için şöyle bir şey yapacağım. Şordu bir eğitim. Ee, o değil yanlış oldu. Neyse düzeltirim ben onu. Klan karesini doldurayım. Bir saldırı daha yapalım arkadaşlar ama bu sefer biraz daha güzel bir köy olsun istiyorum. O yüzden klan kaleme biniciler alacağım. Şimdi isterseniz gelin inşaatçı üstündeki son durumlara bakıp orada da bir savaş yapalım. Sonra tekrar buraya gelip bir savaş daha burada yaparız. Ondan sonra da videoyu bitiririz. Pekala. Evet arkadaşlar inşaatçı üstüne geldik. Karanlık tarafta karanlık işler çevirmeye geldik. Buradaki son durumları da size göstermek istiyorum. İşçiye soruyorum. Tam tamına 35 tane altın bilet tarifesiyle 3.2 milyon altın veya iksir tutan duvar kaldı. Aslında toplamda 36 tane ilk duvarımı bastım arkadaşlar. Videoya başlamadan birkaç saat öncesiydi. Bugün bastım yani. Şimdi şu anda elimde inşaatçı altın ve inşaatçı iksir rünü var. Bunları neden kullanmıyorsun? Duvar yüzüklerim var. Bunları neden kullanmıyorsun? Arkadaşlar duvarları basmak benim için kolay. Hele de ana köyde. Ganimet kasarsın duvarları basarsın. Düşünün 25 tane duvar yüzüğü. 5 taştan satılıyor bir tanesi. 125 taş ediyor. Yani güncelleme geldiğinde 500 taş karşılığında bir tane kahramanlar kitabı alacağız. Kahramanlara artı bir seviye demek arkadaşlar. Taşların önemini lütfen ama lütfen küçümsemeyin. Özellikle değer verdiğiniz ana hesabınızda birikim yapın. Taş birikimi çok önemli. Gereksiz yere tek bir taş bile harcamayın diyorum yani. Şimdi o zaman ne yapalım? Gelin bir tane saldırıya gidelim. Yani ganimet almayacağız. Öylesine keyfine yapacağımız bir saldırı olacak. Bakalım. Evet. Gıcık mı gıcık bir düzen. Ama. Ama. Bir tane süper pekka buraya yetmez. İki tane süper pekka alacağım. Geri kalan şey olacak. Neydi bu zımbırtıların adı? Biniciler işte. Şimdi üst tarafa giderler mi acaba? Gitsinler istemiyorum. Ama şöyle bir şey yapacağım ya. Tamam. Şuradan savaş makinesi özelliğine bastım. Bir pekka buradan. Bir pekka da buradan. Sen bir dur. Sen bir dur. Sen bir dur. Çift topu dondurmamız lazım. Tam şu noktadan. Şuradan topu donduruyorum. Çift topu bir daha donduruyorum. Gayet güzel. Gizli Tesla çıktı. Hoş geldin kardeş. Savaş makinesinin özelliğine bastım. Şu gizli Tesla. Gizli Tesla diyorum özür dilerim. Mega Tesla. Birazcık başımızı ağrıtacak arkadaşlar. Birazcık ama fazla değil. Bir bakalım. Hadi. Hadi patla artık indir onu. Patla artık indir onu mükemmelsin sen ya. Zamanlama çok iyi süper pekka hayatta kaldı. Süper pekka dedim bunların adı yanlış söylemiyorum değil mi? Bir o tarafta bir bu tarafta saldırı yapınca birazcık kafam karıştı. Hadi be binayı indiremeyeceğiz mi? Yapma bunu bana ya. %49 %50 binanın da canı baya azdı. Ya bu taraf birazcık sıkıntılı arkadaşlar ya. Bazen oluyor o kadar güzel saldırılar çıkıyor ki yani böyle sardırıp sardırıp tekrardan izliyorum ya üşleniyor köyler. Ya bazen de böyle oluyor ya ne yapacaksın yani? Bu bir tek bana olmuyordur herhalde, değil mi? Yani o kadar oynuyoruz, ediyoruz, herhalde şu tablo bir tek bana olmuyordur, değil mi? Ne olur beni rahatlatacak, beni mutlu edecek yorumlar yazın olur mu? <laughs> Vatandaş da var %45 tek yıldızda kalmış. Vay arkadaş ya, ucundan demişiz. Neyse, Allah'tan ganimetlerdimiz falan yok. Ciddi bir problem çıkmayacak. Pekala. Yani buradaki durumu da göstermiş olduk. Üstüne bir de saldırı yaptık. İsterseniz gelin ana köyde bir tane daha saldırı yapalım. Sonra da videoyu bitiririz. Yani şimdi ne yapayım? Yani 3500 kupadaydım arkadaşlar. 2-3 saat öncesinde ganimet kasacağım depoları dolduracağım diye hızlı hızlı kupa kastık. Kupa diyorum ganimet kastık kupa düştü. Şimdi de böyle köyler çıkıyor. E çıkmış neredeyse 2 milyon ganimet saldırmayın mı yani? Zaten efsanelikte güzel güzel saldırılar yapıyoruz. Burada birazcık kafamızı dinleyelim değil mi ya? Şu ganimetin güzelliğine bak. Haksızsam söyleyin yani. Bu, bu daha keyifli bence. Ama ne o şimdi efsanelikte olduğunu düşünsenize. Yok süper minyonlar çıktı. Yok efendim kartal topu kraliçeye kitlendi. Öyle oldu böyle oldu. Bir sürü tantana. Bak şimdi tertemiz 3 yıldızımızı da alacağız. <laughs> Ganimetimizi de alacağız. Bence böylesi daha keyifli ya. Öyle değil mi? Hangi sizi keyif veriyorsa onu yapacaksın arkadaş. Şaka bir yana şu ganimeti alalım arkadaşlar. Hesabın durumu da ortada. Her ne kadar baya bir ilerlemiş olsak da yani malumunuz ganimet lazım her türlü. Şuradan kralı bırakacağım. Uçan kışlayı falan kullanmayacağım. Gerek kalmayacaktır. Şöyle şuradan koruyucuyu bırakıyorum. Bincileri bekleteceğim. Çünkü madencilerin şu anda savunmalarla işi yok. Madenciler ne zaman savunmaları doğru yaklaşır? İşte o zaman binicileri sahaya süreriz arkadaşlar. Kelle avcılarını da bıraktım. İyi ki iyileştirme şu noktada. Koruyucunun özelliğini biraz daha bekleyeceğim. Aa kraliçeyi tekli yemiş. Tamam ciddi problem yok. Bastım koruyucunun özelliğine. Şampiyon atmayı da unutmuşum. Bu aralar yine mükemmelim efendim. Mükemmelim. Öfke. O tarafta baya bir işler karışıyor. Dev bombalar, M bombalar. Ulan bir de üçleyemiyormuşuz bu köyü. Kendimi tutamam ağlarım arkadaşım. Çok ciddi söylüyorum. Tutamam kendimi ağlarım yani. Ne var ne yok yapıştırıyorum. Şu kaya saçarı bir kere daha donduralım. Şifacılar hayatta. Şaka maka var ya neredeyse üşleyemiyorduk ya. Yok böyle bir şey. Allah Allah bir şampiyon atmamak o kadar fark eder mi ya? Bir dakika kaç tane askerimiz var bizim? Bir bakalım. Vallahi çok bir şey kalmamış. Bir bakayım. Var var. Baya madenci var ya tamam. Sıkıntı yok. Şampiyonun özelliğine de basıyorum ve buradan da kıyamet gibi ganimeti alıp eve götürmüş oluyoruz arkadaşlar. Bu depolar dolacak. Bir sonraki postaya kullanmak üzere. Pekala bu da günümüzün son saldırısı olsun. Pekala efendim böylelikle videomuzun da yavaştan sonuna geliyoruz. Umuyorum hoşunuza gitmiştir keyif almışsınızdır. Baya güzel işler yaptık yani. Hani yaptığımız iş sayı bakımından baktığınızda belki az gibi gözükebilir ama güne vurduğunuz zaman neredeyse 2 ay 3 ay öne geçirmiş oldu arkadaşlar. Muazzam işler yaptık. Pekala şimdilik benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.